Hepinize merhabalar gençler. kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir oyuncu değerlendirme videosuyla karşıdayım Chelsea ikonları geldi arkadaşlar. Şimdi bunları inceleyeceğiz. Ee, PES Master'dan bakacağız gençler. Ee, 15 level gözüküyor ama şurada görmüş olduğunuz gibi oyun içinden baktım ben. 9 level e, Drogba 10 level Lampard ve 8 level Che yapabiliyorsunuz. Buradaki bu 15'ler yanıltıcı. Bunu da mantığını bir türlü anlamadım. Yani oyuncu zaten böyle gözüküyorsa niye sürekli e eFootball DB'de de 15 gözüküyor. Burada da 15 gözüküyor. Ben bunun mantığını bir türlü anlamadım. Bizi yanıltıyor arkadaşlar. Çünkü 10 seviye 18 puan kullanabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz üzere. Yani şimdi 15 olsa 28, 15 çarpı 2, 30, 2 düş, 28 kullanırsınız. yanlış hani bu. Yani 10 level abicim. Bu herif 10 level. Bu da 8 level. Bu da 9 level diyelim ve hemen bu e, kısa bir <laughs> anekdot verdikten sonra e, videomuza geçelim arkadaşlar. Didier Drogba biliyorsunuz efsane, Chelsea'nin efsanelerinden ve Galatasaray e, kariyeri de bence çok başarılıydı. E, Drogba'nın ki e, çok iyi bir oyuncu bence. E, i̇yi bir forvetlerden, yani güçlü forvetlerden e, dünya futbolunda. E, şimdi 93 ofansif farkındalık yapabiliyorsunuz. Ben kafama göre dağıttım arkadaşlar yani. 9 seviyeye getirdim 9 level olduğu için ve 16 puan harcayabiliyorsunuz. Ben kafama göre dağıttım. zaten hız ve hızlanmaya hıza 5 puan verdim. Hızlanmaya 6 puan verdim. Zaten max bunları yapabiliyorsunuz. E, 2 puan da hızlı kontrol hata verdim. Görmüş olduğunuz üzere. 79 hız 75 hızlanma yapabiliyorsunuz. Maksimum dayanıklılık çok düşük. 78'de fırsatçı golcü arkadaşlar. Aslında hani 78 dayanıklılık olması ya oyuncuyu çok fazla koşturduğunuz vakit yorulacaktır. Yani bu 2-2-4. Bunu artık siz de biliyorsunuzdur. Ee, artısı şu. iki ayağı da var. Yüksek yüksek gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi. Beceriler makas çalım. Kafa uzun mesaj şut çekme. Gelişine şu tek pas. Rabona. Kurnazlık faal alabiliyor. Hava üstünlüğü. Zaten Drogman'ın kafası meşhurdur. Ee, kaptanlık ve mücadele ruhu var arkadaşlar. E, genel bir değerlendirme yapacaksak top sürmesi var. Yok değil. 77, e, 70 ve 77. Gel. Keşke şu da 75 falan olsaymış. Çok daha iyi olurmuş. Kafa zıplama zaten var. Görüyorsunuz. E, Offensive çok büyük bir avantaj. 93 olması e, offside çizgisini iyi kullanacaktır. Yani rakip stopperle beraber e, offside çizgisini çok güzel değerlendirecektir. Yani kendisini zamanında e, kaçıracaktır. 79 hız ve 75 hızlanma e, Oyun içi reaksiyonunu sizi nasıl etkiler bilmiyorum. BA form geldiği zaman zaten hız 80 üstüne çıkacak. hızlanma da 80'e yaklaşacak. Öyle düşünelim. Zaten B A form gelecektir. Konami bu arada formlarla alakalı da zaten bir bildiri yayınladı. Hatalı geldiğini vesaire. Tam İngilizce yayınlamış. Tam çeviremedim ama form olayını düzelteceklermiş. Biliyorsunuz Nakata bende D form gelmişti topluluk profilinden paylaşmıştım arkadaşlar. Ee, saçma saçma şeyler deniyor. Mesela Romario falan D geliyordu. Siz de bana zaten mesaj attınız yazdınız. Herhalde bunları düzelteceklermiş sevgili Konami. Bir de özür diler. Oradan da bir bize bir 10.000 GP fişekler. Tamam işte gitti gitti oğlum yani. <laughs> ne istiyorsunuz başka? <laughs> Bitirecek 83. Güzel. 80 üstü gelmiş. Şut gücü 88'e çıkıyor. Ee, hız ve hızlamaya verdiğiniz için. Yani bunun için top açılır mı diye sorarsanız bana. Ya ben açmam açmanızı da tavsiye etmiyorum. Yani çok Drogba fanı bir adam değilseniz boşu boşuna açmayın. Ama yok abi ben Drogba'yı severim. Ben bu oyunu keyif için oynuyorum. Yani zaten keyif için oynuyorsan zaten koyun keyfin için yani. <laughs> Ona zaten <laughs> kimsenin bir şey dediği yok. Onun dışında hani size çok evet ya bunu kesin almanız lazım. Şöyle böyle falan filan diye buradan öneri yapamayacağım. Dediğim gibi zevkiniz Artık ne isterse o şekilde davranın. Bence Drogba için arkadaşlar. Peki Lampard nasıl? Diyelim ki bize Drogba gelmedi abi. Bir de Lampard'a bakalım beyler. Lampard. Arkadaşlar Frek Lampard'ı e, tam orta sağa diye bekliyordum ben ama sürpriz yapmış Konami ve bize 10 numara oyun tarzında getirmiş. Enteresan. Uzun mesaj şut çekme, ölü yaprak vuruşu, dalan şutlar, yükselen şut, tek pas, ara pası verse, dengeli pas, dış preseci, hafif yüksekten pas. Yani oyuncu 10 e, numara mevkisinin Hakkını verecek becerilere sahip arkadaşlar. Hem şut yönünden hem de pas yönünden. Yani ne varsa eklemişler hansı satayım herife. Zayıfel kullanımı orta. Yani çok fazla tercih etmiyor ama kullandığı zaman da e, yüksek isabetli e, şutlar sağlayabiliyor arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. 77-72 hız hızlanmaya getirebiliyorsunuz. Zaten sadece hız ve hızlanmaya bastım. Şuradan göstereyim size bakın esneklik arkadaşlar. Çek şey, kıvraklık diye geçer bu. 6 puan. Alt vücut gücünce 6 puan verdim. Zaten bit iki te kontrata verdik. Eline götüne sağlık konamı. Yani başka zaten bir şey veremedik herife. Arkadaşlar, ee, ofansif olarak 88, 10 numara oyun tarzına göre bence çok iyi. Bitiricilik 80 çok iyi. Şut gücü 92 tartışmasız iyi. Az biraz defansif özellikleri var. Bakın arkadaşlar, bu çok önemli aslında. 10 numara oyun tarzında ama eee OS bölgesinden defansa da yardım edebildiğini gösterir. Yani e, Takımca defans yapmaya yatkın bir oyuncu. Onu demek istiyorum size. Top sürmesi var. Kötü değil. 82 top kontrolü, 70 top sürmesi, 78 sıkı top tutması var. Dengesi. Şimdi, fiziksel temas ve denge olanı zaten ben size anlatmıştım arkadaşlar. Denge düşük olunca fiziksel temasın yüksek gelmesini tercih ediyoruz dedim ama 75 Frank Lampard'da nasıl kurtarı bunu bilmiyorum. Çünkü dengesi gerçekten çok kötü. Yani, ikili mücadeleye girdiği anda dengesini kesin kaybedecek. Fiziksel teması da 75'te kalmış. İkili temas da fiziksel temasını kullanacaktır. Çünkü denge kaybolacak. Topu kaybedecek. O 2-2-4. Ayakta kalma işi fiziksel temas yani 75 bence sıkıntı yaratacaktır. ve Yani ben ya, abicim bari şu falan hani 75 şu gelseydi 77-78'e bari hani dengeli hani İkisi bir dengeli olsaydı anladın mı? Çok kötü abi. Baksana 67. Hakikaten kötü ya. Yani. Ki ben hız hızlanma verince daha yükselttim bak 6 puan. Yani herif 61 mi herifin dengesi normalde. İkili mücadelede sıkıntı yaratacaktır sizlere beyler. Söylemedi demeyin. Neyse geçelim. Onun dışında alçaktan pas, yüksekten pas, 85 ve üzeri gelmiş. Çok güzel. Duran top 75-76. Bence düşük. Bence düşük abicim. 80 gelmesi lazım da. Freklam oğlum bu. Yani... Ee... Yani lütfen ya. Yani adamın e, golleri var. 80, en az 80 olması lazım. En az. Tamam mı? Onun dışında yani ortada bir oyuncu. E, Dost bölgesinde e, 88 gerçi yan bölgesi olarak gözüküyor. Gövde 93. Ofansif orta sahada da 94 gözüküyor. Zaten on numara oyun tarzı olduğu için ofansif orta sahada 94 gözüküyordur büyük ihtimalle. E, o bölgede e, ikili mücadele çok fazla girmediğiniz sürece yani konuyu toparlarsak işinize yarayacak bir oyuncu arkadaşlar ortada bir oyuncudur. Ya ortada derken yani hani oynatayım mı oynatmayayım mı lan falan düşünüyorsunuz ya mesela. OS bölgesinde iş yapar. Ama ikili mücadelede herhangi bir pres yediğinde herhangi bir fiziksel teması yüksek bir defans oyuncusu bir dostla mesela işte atıyorum bir Fabinho'yla bir Casemiro'yla abicim ikili mücadele girdiği anda eline götüne sağlık abiciğim. O topu senin ayağından alırlar abi. Yani onları da bil. Ona göre hareket et. Diye benden size tavsiyedir. Ee, açmak istiyorsanız açın abiciğim. Ama ben dedim ben açmam. Bir de Peter Shea'ya bakalım arkadaşlar. Peter Shea 8 level. Bize 14 puan veriyor arkadaşlar. Seviye puanı veriyor. ilerleme puanı. 88 farkındalık, 82 yakalama, 80, ya yani 80 ve üzeri getirebiliyorsunuz. Refleksler ve uzanması, kaleyi kaplaması çok iyi. 86 arkadaşlar. iki tane de kontra hata verdik. 99 yaptık. 1.96 boyunda. Yani 1.96 boyuna 70 zıplama, 71 zıplama. Yani ee, iyi. Kötü değil. Yani iyi de iyi ya. Hani iyinin bir tık üstü diyebiliriz. Çünkü iyi, iyi bir şey arkadaşlar. 1.96. Mesela bu Kurtuada en son e, ee, Kurtuada kaçtı? Ya Kurtuaya bakmam lazım. Kurtois. 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 Madem bakıyoruz lan tam iş yapalım anasını satayım. Ha, en son gelen. Evet bunu bunu. Bunu istiyorum. Bu kaç level? 5 level mı? Doğru 5 level. Bak burada doğru yazmış lan. Niye 15 yazıyorlar abi? Bir de buna. Bak bununki doğru mesela 5. Şimdi Kurtuğa kaç boyunda? 1.99. Zıplaması otomatik 70'te geliyor zaten herifin anasını satayım. Dur bakayım. Kaç puan vereceğim ben buna? 5, 5 çarpı 2, 10, 2 düş, 8 puanımız var. Hızlı kontratak oynuyorum ben. Abo, hızlı kontratak. Hızlı kontratak oynayanlar sıçtı. 1, 2. En kötü. Lan Allah lan. Oha. E gitti. 8 puanın 4'ü gitti zaten hızlı kontrata. Ne yapacağız? O da yakalamaya vereceğiz abi. Ha, farkındalıkla zıplama yükseliyormuş. Velhasıl kelam yükseltmeyelim abi. 1, 2, kaç oldu? 8, ay 8 puan. Evet aynen bitti. 84, 83. 84, 83, 83. Uzam. Ama işte yakalaması 83'e çıkıyor. Burada uzanma düşük kalıyor. Çehte nasıl? 88, 84, 83, 82, 81, 84, 89, 87, 86. Bir tek uzanmada 3 param yükseliyor ama dediğim gibi bak yani 1.96'ya 71 zıplama ki biz daha bunu zıplamasını istersek arttırabilirdik arkadaşlar. Arttırmadık. 1.99'a 70 zıplama. Yani bu şu demek. Yeterli. Yani abi senin için niye baktım buna diye soruyorsunuzdur. Arkadaşlar kendi kendimi test ettim. Yeterli mi? Dedim ya size. Yeterliymiş abicim. Kurtu da zaten o şekilde getirmişler arkadaşlar. Ee, dur oğlum şimdi ne lan reklam almıyoruz bir şey. Bu da reklam nedir oğlum bana? Baba kars reklamı sen de git lan. nedir? Ee, beyler yani karar sizin. Dediğim gibi hani e, ben açmam. Açma beni bilirsiniz zaten açmıyorum. E, Drogba fanıysan dene ama Drogba'nın geleceği yüzde kaç ihtimal? Cık. Boşu boşuna coin harcama ki Türkiye şartlarında bence coin çok pahalı şu anda. ben bu oyuncular için denemenizi tavsiye etmiyorum. Bu arada pazartesi günü 27'sinde Villarreal gelecekmiş. Buradaki tek dikkatimi çeken oyuncu arkadaşlar şöyle bir göz ucuyla baktım. Dan Juma. Evet Dan Juma. Foyt değil. Yok bunlara zaten 10 puan mı arttıracağız bunları. Bunlar 5 level'da gelecek arkadaşlar bunlarda 8 puan olacak yani yükseltme puanımız. Burada bir yazıyor ama bir değil. Herhalde 5 veya 6 level olacaktır. Danjuma çok dikkatimi çekti burada. Danjuma güzel gözüküyor. Onun dışında hiçbir oyuncu dikkatimi çekmedi abicim. Danjuma. Bunu da böyle size. Çağdaş'ta Polonez sucuk. Yüz... Oha. 187 sucuk mu olur oğlum? Polonez sucuk 187. E, paket al daha yolun. Paket kaç lira? 100 küsür. 120 lira paket? Polonez'in. Allah Allah. Neyse oğlum şimdi dur. Bu konu nereye gitti oğlum? sucuğa mucuğa gitti oğlum. Karıştırmayın sucuğu mucuğu. <laughs> Lan ne sucuğu. <laughs> sucuğu. Oğlum bak sucuğun kilosu 187 lira olmuş. Ee, sucuğunuza sahip çıktı arkadaşlar. <laughs> Neyse beyler ben kapatıyorum. Yoksa bu iş e, farklı yerlere gidiyor. <laughs> Sucuklara sahip çıkın. Hayal ettiğin gibi 3 fiyat Ege krosediye. La oğlum bana mı çıkar yüz binlerce insan alışveriş yapıyor Çağdaş'tan. Evet arkadaşlar böylece e, hayata dair de ufak tefek size anekdotlar verdim. <laughs> Açmayın abi. boşta koyun harcamayın bence. E, çok fazla beni heyecanlandıran oyuncular değiller. E, dediğim gibi. Günlük giriş yapmayı unutmayın. Konami biliyorsunuz bir kampanya başlatmış. Günlük giriş kampanyası. 3 aşamadan oluşacak sanırım. 200 coin ve Real Madrid Legend'larından bir tane açılış verecek. Yanlış okumadıysam. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. 3 aşamadan oluşan bir giriş kampanyası düzenliyorlar. Her gün oyuna giriş yapın. Oynamanıza gerek yok. Sadece girin çıkın. Oyuna. Toplamda 200 coin ve Real Madrid legendlarından bir tane açılış hakkı verecek. Yanlış da söylüyorsam tekrar bakar düzeltirim bir videomda. Ee, durum bu şekilde. Kendinize iyi bakın gençler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.